Ayasofya müze olabilir mi ya da bir takım yerleri müzeye çevrilebilir mi? Şöyle efendim Ayasofya fethin sembolüdür. Fatih'in vakfiyesidir ve Ayasofya aslına rücu etmiş ve cami olarak bütün efendim ibadete açılmıştır. Dolayısıyla bütün insanlık gelip gezebilir, istifade edebilir, görebilir. Her an herkese zaten açık malumunuz. Sonuç itibariyle Ayasofya Fatih'in İstanbul'u fethinin bir sembolüdür ve cami olarak da Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ibadethane olarak açılmıştır ve cami vasfını ilelebet kıyamete kadar koruyacaktır. Ruhuyla beraber koruyacaktır. Olabilir diyorlar müze olarak Evet bir takım e, bir takım e, işte CHP'nin e, veya farklı farklı yaklaşımlarda bulunan farklı partilerin temsilcilerinden e, biz geldiğimizde Ayasofya'yı cami olmaktan müze olmaya çevireceğiz veya bir kısmı müze olabilir falan gibi hiçbir şekilde milletimizin tasvip etmediği ve etmeyeceği ve oranın mehabetine, vakfiyesine e, sadakatle e, asla bir araya getirilemeyecek ee, çok e, yanlış yaklaşımlar hakikaten milletin inancına örf adetine vakfın efendim kendisine fatihe e, saygısızlık olabilecek e, İslam dinine e, hakikaten e, saygısızlık addedilebilecek şeyleri ifade eden yaklaşımları ifade eden bir takım e, açıklamalara maruz e, kalıyor kamuoyu şunu ifade ediyorum e, 1453'te Efendim 29 Mayıs'ta İstanbul fethedildi ve bu fethin e, fatihi Fatih Sultan Mehmet Han burayı e, ibadethane olarak Müslümanlara tahsis etti ve e, bu konuda e, vakfiyesini kurdu ve Allah korusun bu vakfiyesinde de burayı bu vasfından çıkartanlara da efendim dönük kendi hakkını helal etmeyeceği ile ilgili yaklaşımda bulundu. Dolayısıyla bir müddet e, bu şekliyle e, müze e, olarak kullanılması söz konusu oldu. Türkiye'nin kendi içinde bulunduğu o ama şu an müze şartlar, olması mümkün değil. şartlar kendi içinde bulundu. O günkü şartlar çerçevesinde bir takım efendim yaklaşımlar çerçevesinde evet. Ondan sonra da burası bütün bir milletimizin talebi doğrultusunda. Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak diye e, yıllarca e, bir beklentisini de milletimizin bu beklentisini de Fatih'in vakfiyesine uygun bir şekilde orayı cami statüsüne tekrar kazandırdı Cumhurbaşkanı e, imzasıyla. Dolayısıyla bunu ifade, şunu ifade etmek isterim ki Ayasofya tam anlamıyla ve ruhuyla bulunması gerektiği noktadadır. Cami olarak da bütün insanlığa, hizmete açıktır. Bu e, noktada şunu ifade edeyim. Ayasofya aynı zamanda Türkiye'nin egemenliğinin de bir sembolüdür. Türkiye'nin e, bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli bir milli kaldık. marşımızın efendim kabul olunmuş duamızın bir yansımasıdır ve hiçbir güç onu tekrar cami statüsünden başka bir noktaya çevirmeye yetmeyecektir. Bunun cevabını aziz milletimiz, milli iradenin sahibi olan milletimiz gerekli cevabı mutlaka 14 Mayıs'a sandıkta da verecektir. Teşekkür ediyoruz Sayın Akbaşoğlu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.